galiba Türkiye'den çok tehdit alan ve hakaret alan kişilerden biriyim. Her gün sürekli tehdit telefonları alıyorum. Doktor Necip Ablemitoğlu bu akşam evinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Okulda dersten çıktıktan sonra kendisine ait aracıyla evine gelmişti Ablemitoğlu ve aracından indiği sırada kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından kendisine iki el ateş edildi. 18 Aralık günü nasıl başlamıştı? Ben olay günü sabah birbirimize pencereden el salladık. Çok da karlı bir gündü. Aracımı temizlerken işte bana seslendi, laf attı falan ama aracımı temizlerken aracımın yanına bir araba böyle kendini gerçekten göstermek istercesine geldi ve park etti. Aracın içinde iki genç var, genç adam. Bir radyo kanalını dinliyorlar. Dini yayınlar yapan bir kanal. Öyle açmışlar ki sesi Serdar Bey. Duymamanıza imkan yok. Birden irkildim tabii. Araca bindim ve dedim ki hemen aramalıyım fakülteye gidince. Haber vereyim. Aracın plakasını da ezberledim. Arkama baktım geliyorlar mı gelmiyorlar mı. Yani böyle şeyler yapıyorsunuz. Böyle nasıl bir hayat bilmiyorum. 17 yıllık evliyiz. İki çocuğumuz var. Ama benim gibi biriyle evli kalmak gerçekten çok zor. Bugün olsa böyle yaşamak istemezdim ama o günlerde ben çok genç biriyim. Tatlı da bir aile yaşamımız var. Aklınıza gelmiyor, hayatın bir mücadelesi olarak düşünüyorsunuz bunu. Ve yolda giderken unutmayayım arabanın plakası ezberimde, gidince arayayım dedim. Hatta ne oldu biliyor musunuz? Gidince de konuştuk, ofisime gittim, gidince konuştuk, konuşurken unuttum. Ve ben yıllarca bunu unuttuğum için kendimden nefret ettim. Yıllarca bu duyguyla yaşıyorsunuz. Nasıl unuttum? Nasıl ona bunu söylemedim? Nasıl aracı tarif etmedim? Nasıl plakayı paylaşmadım onunla diye. Yıllarca bunun için nefret ettim kendimden. Otomobilin lastikleri patlatıldı ve son iki gündür apartmanımın önünde dört tekerde bıçaklanarak patlatıldı ve her gün sürekli tehdit telefonları alıyorum. Niye? Mesela bu programa katılırsanız kesinlikle sağ dönemezsiniz deniyor mafya vali. Bir gün aracımıza gittik birlikte, farlarını kırmışlardı. Bir gün lastiklerini indirmişlerdi. Ve sonra şöyle bir şey yaptı. Bu da ne kadar az, bu da çok travmatik. Aracımızı uzaktan çalıştırma düzeni kurduk biz her ikimizde araçlarımıza. Uzaktan çalıştırmak için düzenek kurduk. Yani bekliyorsunuz. Hiç rahatsız olmuyor mu şimdi? Çünkü zavallı her gün arabayı kontrol ediyor binmeden önce. Eskişehir seyahati, olaydan 4 gün önce bir toplantısı vardı. İşte o gelecek yolda, biz de evde kızlarla vakit geçiriyoruz, oyun oynuyoruz. Birden ne oldu bilmiyorum ama bir konuşmalar oraya geldi. Birimizden birine, babası ve annesine çocukların bir şey olursa, diğeriyle yaşama devam etmenin onlardan ikisinin de yanlarında olmadığı anlamına gelmediğini, anneyle ya da babayla yaşamı sürdürmenin farksız olduğunu, sevginin değişmediğini, böyle saçma sapan bir konuşma yaptım çocuklarla. Sonra birden onlar bir durdu, kötü oldular ve ben ne yaptım dedim. Sonra geri aldım, başka şeyler konuşmaya başladım falan. Aslında hiç de sağlıklı bir şey değil. İyi değilmişiz yani. Bugün durduğum yerden o güne bakınca bundan 20 yıl önceki anneye, 20 yıl önceki çocuklara, babaya bakınca aslında hiç de sağlıklı bir durumda değilmişiz. Türkiye'den çok tehdit alan ve hakaret alan kişilerden biriyim. En çok bir anlamda saldırıya uğrayan, taciz edilenlerden biriyim. Çok fazla tehdit edilen bir insandı Necip Ablemitoğlu. Görünür görünmez tehditler, bunların bir kısmını ben biliyordum, bir kısmını muhtemelen bilmiyordum. Rahatsız olmamamız adına söylemiyordu eminim ama 2000 yılından önce böyle teknolojinin de çok yaygın, bu kadar herkesin erişebilir olmadığı bir dönemde aynı bilgisayarı kullanıyorduk. İkimiz de akademisyeniz. Aynı mail adresini kullanıyorduk. Dolayısıyla bazı gelen şeylere ben de rastlıyordum. Maillerle de geliyordu tehditler. Necip Ablemitoğlu son kitabında Fethullah Gülen cemaatinin istihbarat örgütleri içindeki bağlantılarını anlatıyordu. Ablemitoğlu,
Köstebek eşittir Fethullahçı İstihbaratçılar isimli kitabının ön sözünde kendisini bekleyen tehlikelere dikkat çekti. Sizler bu satırları okuduğunuzda eminim ki hakkımda bugüne kadar açılmış yüz milyarlarca liralık manevi tazminat davalarına yenileri eklenecektir. Tehditler ve hakaretler hız kesmeyecek, aileme de yönelecektir. Peş peşe gıyabımda kesilen trafik cezaları gelecektir. 5 Ağustos 2002 tarihinde tamamlamış ve hatta çok sevdiği arkadaşları, dostlarının bazılarıyla bütün metni paylaşmıştı basılmadan önce. Ama yayın evi bulmakta zorlandığı bir kitap oldu Köstebek. Milyonlarca insan Fethullah Gülen'in yargılanmasını istiyor ve bu yapılanmanın dağıtılmasını istiyor. 90'lı yılların ilk yarısında bu yapılanmayı bir terör örgütü olarak da tanımlayan ilk kişidir Necip Ablemitoğlu. Ve ondan sonra da başına gelmeyen kalmamıştır. Onu da söyleyelim. Hem bir kamuda görev yapamaması için, bir üniversitede öğretim elemanıydı. Orada görev yapamaması için her şey de yapılmıştır. Defalarca uzaklaştırılmıştır. Türkiye'de ve yurt dışında faaliyet gösteren bölücü terör örgütleri ve Alman vakıfları üzerine yaptığı araştırmalarla öne çıkan Ablemitoğlu, Fethullah Gülen'le ilgili olarak bir yazısında "Lütfen düşününüz, bu hoca efendi kendine Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanı'nın da üstünde papaya eşit, istediğinde randevu alıp görüşebilen en üst İslam temsilcisi konumunda görüyor. Amerika Birleşik Devletleri ve müritleri tarafından da böyle lanse ediliyor. Eğitimi yok. Tabii Erzurum'un köylerindeki Nur medreselerinde aldığı dersler eğitim sayılırsa. Resmi statüsü o da yok. Sadece devrim yasalarına göre kullanması yasaklanan Hoca Efendi unvanı var. Bir de vaizlikten aldığı bir emekli aylığı. Ama aylardır Amerika'da mütevazi emekli aylığıyla mucizeler gerçekleştiriyor. Mayo Klinik'te tedavi görüyor. 24 saat doktorunu yanından ayırmıyor. Eyalet eyalet geziyor. Şöyle bir haber yaptılar Necip'le ilgili ve belge yayınlayarak. DHKPC sanıyorum terör örgütünün bir hücre evinde yakalandığını, gözaltına alındığını ve bunun da işte Ankara Emniyeti'nin belgeleriyle yayınladılar. O dönemde o belgeyi konuşmak üzere de Ankara Emniyet Müdürü ile bir görüşme yapmaya gitti. Dikkat et hoca yazdıklarına dedi. Gülen'e de bir de Nevval Sevin adında bir bayana peş peşe iki tazminat davası ödemek zorunda kaldım. Hiç önemli değil dedi. Kızlarım hemen cüzdanları getirdiler, birikmiş paralarını verdiler. Eşinin söylemesi çok anlamlıydı. Sonuç itibariyle devlet memuru insanlarız yani. Tazminat ödenecek falan. Bu konuşuluyor ve çocuklar bunu duyuyorlar. Ne kötü bir ortam. Yani bunu söylerken aslında çok içim acıyarak söylüyorum. Al baba bunları da verebilirsin diye geldiklerini ben de hatırlıyorum. Ben kadere inanıyorum, Allah'a da inanıyorum. Böyle bir çekimlem yok. Necip inancıyla günlük yaşamını birbirinden ayırabilen bir insandı. Necip laik bir insandı. Bunu söyleyeyim. Bir şey gelecekse başımıza, bunu durduramayacağım bir şeyse de yapacak bir şey yok. Yani bu beni durdurmaz diyordu. Onu söylemek istiyorum. Hiçbirimizin görüşlerinden biri bir örtüşmesi mümkün değil. Ama tek bir konu var. O da ülkemizin çıkarları. Bu devletin ayakta kalabilmesi ve bizim tam bağımsızlığımız. İnsanları öldüremezsiniz yani. Canınız istemediği için, hoşunuza gitmediği şeyler söylediği için öldüremezsiniz yani. Ankara Portakalçiye sokaktaki evinin önünde Ablemitoğlu'nun olay anından sonra yoğun bir hareketlilik yaşanıyor. Peki siz vefat haberini nasıl aldınız kendisinin? Ankara Çankaya Portakalçiye sokaktaydık. Kotta bir daire. Dedim ki onlarla inemezsin, hava da çok soğuk, yardım için geleyim sana, yukarıya çıkayım. Yok yok çok soğuk ya, hiç gerek yok, ineceğim ben aşağıya dedi. O arada bir kapı çaldı. Apartman görevlimizin oğlu, baba geride duruyor ama inanın hiçbir şey gelmiyor aklıma. Dışarıda arabanızın yanında birisi yatıyor Şengül abla dedi. Ha öyle mi, nedir falan dedim. Önce binanın yan tarafına, balkona yöneldim. Baktım kimseyi göremedim. Sonra birden bir şey çaktı zihnimde. Eyvah dedim. Eyvah, bir şey var. Hemen üstüme bir şey aldım ve çocuklara dedim ki siz beni bekleyin, ben bir yukarı çıkıp geleceğim. Ama ilk basamakta daha şu geçti zihnimden. İnşallah yaşıyordur. İnşallah ölmemiştir diyerek çıktım. İki kat çıktım. Beni durdurmaya çalıştı komşularımız.
yaşıyorum baktınız mı dedim. Anladım çünkü. Görmeden anladım. İnanın dokunamıyorsunuz bile. Öyle yatan birine yerde dokunamıyorsunuz bile. Ama tekrar inmem gerekti. Ambulans geliyor dediler. Çünkü çocuklar yalnızdı. Ve o arada bir kötü bir şey olmuş evde. Altyazı geçmeye başlamış. Şimdi bu altyazı bu kadar hızlı nasıl geçmeye başlamış? Onu da sorguluyorsunuz sonra. Ve eve telefon edilmeye başlanmış. Büyük kızım açmış. Bu cümle kurulmuş ona mesela. Baban öldü diye geçiyor haberlerde. Kanije. Kanije yıllarca bu cümleyi zihninde döndürdü. Son araştırmaları, son çalışmaları ve son kitaplarının üzerinde duruyor polis. Geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Kafasına ateş açılmış olmasından dolayı bir profesyonel işi olabileceği ayrıntısının üzerinde duruyor polis. Çocukları birilerine teslim ettim evde ve ev bir anda çok kalabalık oldu. Emniyete gitmedim. O arada bir savcı var. Bir türlü etrafı kapatmıyorlar. Oraya girmeyen insan kalmadı olay yerine. Ve zaten doğru düzgün hiçbir şeye ulaşılamadı. Ve savcı geldi işte bir şeyler soruyor. Saçma sapan şeyler soruyor. Hani o yaşıyor muydu sorusu var ya, baktınız mı yaşıyor mu diye. Soğumamıştı daha, onu biliyorum yani. O his de çok kötü. Acaba yapmasa mıydım diyorum. Çünkü sarıldım. Bugün bakınca keşke yapmasaydım diyorum. Soğumamıştı yani. Yani cenaze arabasına bindirildi ve gitti. Sonra ben emniyete götürüldüm. Korkunç bir geceydi. Odası, küçük bir çalışma odası vardı. Bir üniversiteden bir arkadaşımdan rica ettim. Lütfen bu odaya kimseyi alma dedim. Çünkü olabilecekleri bir üç aşağı beş yukarı tahmin ediyorsunuz. Arabamızın uzaktan çalıştırmayı düşünen insanlarız. Olabilecekleri tahmin ediyorsunuz. Ben çıktıktan sonra eve iki MİT görevlisi olduğunu söyleyen şahıs geliyor. Onları sokmuyorlar odaya. Arkadaşlarım sokmuyor eşimin odasına. Bir Necip Doğar ölür, bir Necip Doğar. Necip'in bayrağını yere düşürmeyin. Sonrası sadece çok soğuk günler. Çok soğuk zamanlar. Çocuklarla sürekli birlikte uyuyoruz. Yalnız, karanlık yani. Böyle uyuyorsunuz karanlık, uyanıyorsunuz karanlık. Hatırladığım şeyler bugün bana hiç iyi gelmiyor. Onu söyleyeyim. İyi gelmiyor ama bunları hatırlayarak da bir yaşam sürdürülebiliyormuş. Onu öğrendik bu süreçte. Portakal Çiçeği Sokak 40 numaradaki ziyaretçi akını öğleden sonra da devam etti. Öğrencileri hocalarının evinin önündeki bekleyişlerini sürdürüyor. Ben Necip'i kaybettik diyorum kendi aramızda konuşurken, ama Necip öldürüldü. Niye affedemiyorum? Bu devletin bu duyarsızlığını affedemiyorum, onu söyleyeyim. Sevmediğiniz, sizin gibi düşünmeyen herkes ölebilir. Yaşama hakkı yok. Bu kararları da veren birileri var. Ve cezasızlık var. Bunun ardından da bir cezasızlık var. Sıra sana gelecek. Ben de isterdim ki bugün, ben 57 yaşındayım. 11 yaş büyüktü Necip Ablemitoğlu benden. Çocuklarımızı birlikte yetiştirmeyi ben de çok isterdim. Ailesi tabutun başındaydı. Doçentin çocukları Kanija ve Uyvar bir süre sonra tabutun başından uzaklaştırıldı.